Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. saat köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün size yine yepyeni bir iğne oyası modelinin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Modelimiz bu arkadaşlar. Yaprak üzerine iki tane dalın üzerine açan çiçekler. Evet, şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet. Benim yapmış olduğum modelimde bu arkadaşlar bu şekilde. Birebir aynısını yaptım sizler için. Orada da aynı şekilde yaprağın arasındaki iki tane dalın üzerine bu şekilde üçer fıstıklar yapılmıştı. Sık iğnelerinden. Orada yapılan arkadaşlar zürafayı bu şekilde sizler için tasarladım. Umarım beğenir, hoşunuza gider arkadaşlar bu şekilde modelim şimdi modelimin anlatım kısmına geçelim Evet arkadaşlar şimdi dört tane tığ battı mesafesi bırakıp beşincinin içine sık iğne ile ipimizi sabitleyip bir tane de ortada bırakıp yaprağımızın yapımına başlıyoruz yani dörder kenarda bırakıp üç tane de ortada arkadaşlar toplam on bir tane ara suyuyla çiçeğimiz için 11 tane tığ battı mesafesi bırakmış oluyoruz. Evet yine aynı şekilde arkadaşlar şimdi tarifine geçelim. 4 tane tığ battı mesafemiz var. 5. içine bu şekilde sık iğne ile ipimizi sabitledik. Şimdi arkadaşlar tığımızın başını bu şekilde 4 veya 5 defa arkadaşlar çekiş hızına göre bu şekilde tığ battığımızın başını dolamasını yapıyoruz. Bir tane bırakıp ikinci tığ battığımızın içine bu şekilde 1 2 2 2 2 2 alarak yuvamızı buraya yapıyoruz. Evet. Bu şekilde yuvamızı yaptık arkadaşlar. Şimdi yaprağımızın yapım kısmına geçelim. 2 tane zincir çektim. Bir defa tığımı doluyorum ve yuvaya girdim. 2 2 olarak aldım. 2 tane tırabzanım var. Bir defa yine tığımın başını doladım. Yine yuvaya giriyorum. 1 2 ve 2 3 oldu. 2 defa doladım. 4. trabzanım için 1 2 2 ve 2 bu şekilde arkadaşlar 4 tane trabzanı yaptım yaprağım için. Şimdi sık iğne için yine iki defa tığımın başını bu şekilde doladım. Yine yuvaya girdim. Bir, iki, iki ve iki. Beşinci trabzanımı yaptım. Beş zincirimi çekiyorum. Şöyle trabzanımın tepesine sık iğne ile buraya sabitliyorum. Ve bir, iki, üç, 4 5 6 7 7. de arkadaşlar yuvada yapıyoruz. Bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Evet yaprağım hazır arkadaşlar. Şöyle çekiyorum köşeye doğru ki buraya bir tane daha yaprak Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 5 6 7 8 9 ve 10 zincirimi çektim. Yine aynı yeşil yuvanın içine sık iğne ile bu 10 zinciri sabitledim. Bu dalımız aslında arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde yaprağımız ve dalımız. Aynı şekilde bir tane dal, bir tane yaprak da bu tarafı yapacağız. Şimdi arkadaşlar onları ben tamamlayayım. Çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, yaprağımız ve dallarımız hazır. Şimdi buradaki ilk dalımızın içine sık iğne ile girerek ipimizi buraya sabitliyoruz İpimi sık iğne ile sabitledim üzerine de şöyle bir zincir çekiyorum arkadaşlar bu boyutu şöyle bir tümseklik oluşturması için hemen içine girip dibinde bir tane zincir çekiyorum yani bildiğimiz arkadaşlar tunus işi buradan bu şekilde 4 tane ilmek çıkaracağım yuvadan İkinci. üç ve dördüncü dibinde sık iğne çekerek bu şekilde dört tane tığıma ilmeğimi topladım arkadaşlar şimdi bunları iki şöyle 2 2 ve 2 olarak alıyorum bakın buraya bu şekilde bir tunus işi yaptık yine arkadaşlar tümsekliği belirtmek için bir tane zincir çekiyorum bu zincir yükseklik boyutumu oluşturuyor şimdi buradaki bakın hemen gözüküyor zaten ilk aradan girip dibinde bir zincir çekip ipimi uzattım aynı şekilde yine 3 oldu sonuncu bu araya da girip burada da bir zincir çekip yine tığımda arkadaşlar bakın 4 tane bu şekilde ilmek oldu ve bunları 2 2 2 olarak alıp ve buraya bu şekilde bir yuva yaptım arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde tığımızın başını 4 defa doluyoruz. Bu şekilde arkadaşlar bakın 4 defa doladım ve bu en son aranın içine de girip 1 2 2 2 Buraya aynı arkadaşlar yaprakta olduğu gibi yuva yapıyoruz. 2 2 olarak böyle sıkı sıkı çektim ki arkadaşlar biraz da yavaş oldu. Bu şekilde güzel bir yuvamız olsun. Şimdi arkadaşlar bunların üzerine minik minik fıstıklar yapacağız. Bir zincirimi çekiyorum. Şöyle hafif ipimi uzatıyorum. Yine aynı şekilde buraya 1 2 Bakın fazla çekmiyorum. Şöyle köşeye doğru yaklaştırayım. 3 oldu. 6 tane toplam ilmek topluyorum. 4 5 ve 6 alt. Toplamda 6 tane ilmeği bu şekilde buraya topladım ve hepsini birden bakın bu şekilde çekip üzerine sık iğne ile sabitledim. Ve buraya 8 tane zincir çekiyorum arkadaşlar fıstığımın üzerine. 3 4 5 6 7 ve 8. 8 zincirimi çektim. Yine bunu artma işlemi olarak kullanıyorum. Buraya sık iğne ile bu şekilde sabitledim. Burada arkadaşlar bu 4 dolayımla yaptığımız yuvanın içine bundan 3 tane yapacağız. Yani 6 tane yapıp çekeceğiz arkadaşlar. İp, ipimizin şeyi fazla büyük olmasın fıstığı. Evet arkadaşlar. Aynı burada olduğu gibi bu boşluğumuza da 3 tane kirpik yapacağız. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle en ortasındaki yuvadan sık iğne ile şöyle arkaya yatıralım fıstıklarımız arkadaşlar. Daha net gözüksün. En ortadaki yuvanın içine sık iğne ile ipimizi bu şekilde sabitliyorum 3 tane zincir. 3 zincirimi çekip hemen bakın. Bu yuvanın içine üçünü de bu şekilde dolduracağım. Minik kirpikler. 1 2 ve 3. Doldurdum. Daha doğrusu sık iğne ile sabitledim. Tekrar 3 zincir ve buraya bu şekilde sabitliyorum. Bir tane de zincir çekip Bakın 3 kirpikten sonra koparmadan önce bir zincir arkadaşlar şöyle yakarken hem sökülmesini sağlar sağlamaz pardon. Bu şekilde yaptık. Şimdi ipimi yakıp hemen geliyorum. Evet modelim bu şekilde arkadaşlar. Bu da ara suyumuz arasını daha alt videolarda çekmiştim arkadaşlar. Pek çok çektim. O yüzden oradan bakarak ara suyunu yapmak isteyen arkadaşlarımız yapabilir. Bu da size ilk yaptığım model amaçlı yaptığım videom arkadaşlar. Bu şekilde. Modelimiz bu. Telefonum yeni olduğu için biraz ayar sistemini pek anlayamadım arkadaşlar. O yüzden kusuruma bakmayın. İnşallah daha güzel net videolar çekeriz beraber. Bana destek olmak için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.